Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Bugün sizlerle çok güzel bir süveter modeli yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde tavşanlı olacak modeliniz. Ön tarafı cepli, tığ işi bir model arkadaşlar. Yapımı gerçekten çok kolay. Ben 5 yaş için hazırladım. Ama videonun içerisinde sizlere daha küçük veya daha büyük nasıl yaparsınız detaylarıyla aynı anlattım. Eğer şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Evet, hemen malzemelerimizi göstereyim. Tığım 4 numara arkadaşlar. Biraz kalın bir ip bulacağım benim ip. 100 metre, pardon 100 gram 170 metre. Dediğim gibi kalın bir ip. Yün içerikli bir ip arkadaşlar. Yapısı gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti. Daha önce de kızıma bir kazak örmüştüm başka bir renginden. O da gerçekten çok güzel oldu. Instagram'da paylaşmıştım. Oradan da görüp soran çok arkadaşım olmuştu. Dediğim gibi arkadaşlar, ipimiz bu şekilde. Sizler dilerseniz normal ipinizi iki kat yapabilirsiniz. Böyle kalın olmasını isterseniz yine. Dilerseniz de bu metrajda ipler kullanabilirsiniz. Yünlü tercih ederseniz de bu markayı önerebilirim. Şimdi başlamadan önce ben yine ekrana beden tablosu yansıtacağım arkadaşlar. Buradan yapacağınız bebeğin, çocuğun bedenine göre bakabilirsiniz. Eğer burada tabii çocuğun kilosu da önemli, ona göre ayarlayabilirsiniz. Fazla veya az santim olarak ölçerek daha çabuk ayarlayabilirsiniz. Şimdi zincir çekerek yapımına başlayalım. İlk çektiğim zinciri saymıyorum arkadaşlar. Bundan sonrasını sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Hafif gevşek çekiyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 40'a tamamlayıp geliyoruz. 40 tane zincir çektikten sonra arkadaşlar artı 2 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2. Tığıma ipimi aldım. 2 zincir atlıyorum. 3. zincire batıyorum ve bir tane tekli trabzan, pardon, çiftli trabzan yapıyorum. 1, 2. Tığıma ipimi alıyorum. 1, 2. 2 kere de işliyorum. Bu ikili trabzan arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar ikili trabzanımızı yapıyoruz. Zincirler bitene kadar ikili trabzan yapıp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımı yaptım, geldim. Şimdi arkadaşlar, 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şu kısa ipimizi birlikte işleyebiliriz. Tığıma ipimi aldım. Hemen bir en sonki trabzanımın tepesine batıyorum. Tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Yine bütün trabzanlarımın tepe kısmına batarak sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Her sırada artık arkadaşlar bu şekilde ilerleyeceğiz. Nereye kadar? Koltuk altı kesimi yapana kadar. Hiçbir sırada
arttırma veya eksiltme yapmayacağız. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Ve ben dediğim gibi bunu kızıma yaptım. Şimdi kızımın üstünde ölçerekten yeterli uzunluğa gelene kadar işleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra koltuk altı kesimini beraber devam ederiz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar her sırada ikili trabzan yaparak işledik. Toplamda kaç sıra işledim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sıra işledim. 5 yaşındaki kızım için. Bu benim için koltuk altında yeterli olacak arkadaşlar. Koltuk altını bir tık düşük yapacağız bu arada. Onu da belirttim. Şimdi sizler tablodan yararlanabilirsiniz. Koltuk altına kadar, koltuk altından sonrası gibi uzunluklar vardı tabloda. Oradan ekran resmi alıp eğer yapacağınız kişi yanınızda yoksa tablodan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde çevirdim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bu en son yaptığım trabzana değil, onun yanındaki trabzana şu şekilde bir kaydırma yapıyorum. Bir tane daha onun yanındakine yapıyorum. Bakın. Şuna batmamıştık. 1 etti. Buna kaydırma yaptık. 2. Buna kaydırma yaptım. 3. 3 tane trabzanımız eksildi. Şimdi tekrar tığıma 2 tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Devam ediyorum. İki. Sıra sonunda 3 tane trabzanımız kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sıra sonunda 3 tane trabzanım kalana kadar işledim. Şimdi burada arkadaşlar şu 3. trabzanın tepe kısmına yine birleştirme yapar gibi devam ediyorum. Daha sonra 1-2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Onu yapmamdaki amaç arkadaşlar, bakın şurada hafif bir, şöyle koyayım, şurada hafif bir ovallik yakaladık koltuk altında, onu yapmak içindi. Yine burada da o ovalliği yakaladık. Şöyle göstereyim. Keskinliği kırmak istedim arkadaşlar. 2 tane zincir çektikten sonra bakın şuraya batmamız lazım. Şu trabzanın tepesine batmamız lazım. Şöyle batıyorum. Artık bundan sonrası belli oluyor zaten. Düz trabzanlarımızı işleyeceğiz. Nereye kadar? Yaka kesimine kadar. Evet arkadaşlar, koltuk altı kesimimden sonra toplam kesim yaptığım sıra hariç toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra boyunca gittim. Arkadaşlar tamamen parçamı bitireyim, ondan sonra santim ölçülerini de yine sizinle paylaşacağım. Toplam 34 tane trabzanımız var. Şimdi bu 34 trabzanımızı ikiye ayıracağız. 34 trabzanımızın 6 trabzanını ortada bırakacağız arkadaşlar. Elimizde 28 tane trabzan kalıyor. Bu 28 trabzanı da ikiye böleceğiz. 14 trabzan kalıyor. Yani her iki omuz için 14 tane trabzan işleyeceğiz. Ortadaki 6 trabzanı işlemeyeceğiz. Şimdi
Zincirlerim çekili devam ediyorum. Toplam benim sayılarıma göre 14 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. 12, 13 ve 14. 14 tane trabzan yaptım. Şimdi ilk önce bu tarafı işleyelim. Bu tarafı işleyelim ilk önce. Daha sonra bu tarafı isteriz. Bir tane zincirimi çektim ve döndüm. Şimdi ilk trabzana bir şey yapmıyorum. İkincisine yine birleştirme yapıyorum. Üçüncüsüne yine birleştirme. Pardon. İlkine birleştirme, ikincisine birleştirme yaptım. İki zincir çekiyorum. İki tane eksiltmiş olduk. Toplam 12 tane kaldı şimdi. 12 taneyi düz bir şekilde örüyorum. Burayı dikkatli izleyelim arkadaşlar. Diğer omuzumuz da aynı şekilde olacak çünkü. Bir, iki, üç zincir çekiyorum ve döndüm. Trabzanlarımı işleyerek devam ediyorum. İkili trabzanlarımla. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Burada 2 tane trabzanım kaldı. O ikisini, pardon, 9 trabzandan sonra tığma ipimi aldım, bir kere işledim, tığma ipimi aldım, yanındakini bir kere işledim, tığma ipimi aldım, yanındakini bir kere işliyorum ve üçünü birden işledim. Bir tane zincirimi çektim. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 12 taneydi. 2 tane daha eksilttik. 10 tane trabzanımız kaldı. Ve döndürdüm. Burada da ilkine batmıyorum. İkincisine birleştiriyorum. 1, 2 zincir çekiyorum ve 8 tane trabzanım kalmış oldu. 10 taneydi. Yine 2 tane eksilttik. Geriye kaldı 8 tane trabzanımız. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle keskinlik olmadan eksiltmemizi yaptık. Şimdi bu 8 trabzanı birkaç sıra boyunca öreceğim arkadaşlar. Pardon, birkaç sıra boyunca dedim. Burada bir tane daha eksiltme yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yine burayı, altıncıyı hep beraber keseceğiz. Bir işledim. İki tane kaldı. Tığma ip aldım. Bir işledim. Üç tane kaldı. Tığma ip aldım. Bir işledim. Dört tane kaldı. Hepsini birden işliyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve döndüm. Bir, iki, 3, pardon, 2 zincir çektim, tığma ipimi aldım, burada eksiltme yapmıyorum. 2, 3, 4,
6 tane trabzanımı işledim, bir tane zincir çektim. Bakın, 14 trabzanla başladık. Hemen ikinci sırada yaka kısmında, yaka tarafında 2 tane eksiltme yaptım. 12 trabzanım kalmış oldu geri kalanında. Daha sonra buraya geldim, tekrar yaka kısmına 2 tane daha eksilttim. 10 tane kaldı. Bir üst sıraya başlarken yine 2 tane eksilttim. 8 tane kaldı. En son yine 2 tane eksilttim. Daha sonra 6 tane trabzanımız kalmış oldu. Evet. Şimdi bu kadar uzunluk benim için yeterli olacak arkadaşlar. Ben burada ifimi kesip diğer yan tarafa başlayacağım. Evet. Ne demiştik? Ortada 6 tane trabzanımız kalacaktı. Bu 6 tane trabzandan sonra 14 tane trabzanımız yine diğer omuzumuz için olacaktı. Şimdi ona başlayalım. İpimi tığımı aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın, buna dikkat edelim. Burası ön yüzümüz. Ön yüzümüzde omuzumuzun ilk sırası ters. Yani burada da ters olmak zorunda arkadaşlar. O yüzden şu şekilde çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bıraktım. 7'ye taktım. Bir, iki zincir daha çektim ve 14 tane trabzanımı sıra sonuna kadar yapıyorum. Daha sonra diğer yaka gibi işleyip gelelim. Bu şekilde yakamızı tamamladık ve ön yerimiz bitti. Şimdi arkadaşlar arkaya da bilgisini vereyim. Ön ve arkayı dikmeden, birleştirmeden önce hemen süslememize başlayacağız. Şimdi şunu şöyle kenara alacağım. Ben şurada arkaya başlamıştım. Arka için arkadaşlar 42 zincir çekerek başladım. Ön 40, arka 42 zincir çekerek başladım. Yine öndeki gibi arkadaşlar aynı uzunluk gelene kadar düz trabzanlarımı öreceğim. 42 trabzanımı. Daha sonra burada yaptığım gibi 3 bu tarafta, 3 bu tarafta toplam 6 tane kol altından eksiltmemizi yapacağız. İki taraftan toplam 6 tane. Daha sonra şurayı sayın arkadaşlar. Kol altı kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplam 13 sıra örmüşüm mesela ben. Siz de aynı ölçüye gelene kadar şurayı da, hani şu yaka kesim yaptığımız yerde dahil olmak üzere dümdüz örelim arkadaşlar. Yani toplamda önde şuradan başlangıçtan bitiş yerine kadar kaç sıra varsa arkayı da dümdüz bir şekilde yaka kesimi yapmadan öreceğiz. Şimdi arkadaşlar tavşanımızın battaniye olan yerini, yani cep olan yeri, örgümüzün cep olan yerini yapacağız. Onun için şöyle tüylü bir ip kullanacağım ben. Sizler düz iple de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben hem elimde vardı hem de daha hoş olacağını düşündüğüm için tüylü bir ip kullanacağım. Şu şekilde ana kuzusuz dediğimiz ip arkadaşlar. Akşam çekimi olduğu için renkleri tam yansıtamıyorum. Şimdi tamamen ölçerek yapacağız. Hani cebimizin büyüklüğü bizim isteğimize göre arkadaşlar. Zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
17 tane zincirimi çektim. Şu şekilde bir bakayım. 20'ye tamamlayabilirim. 17, 18, 19, 20. 2 tane de dönmek için fazladan çekiyorum. 1, 2 atlıyorum. Arkadaşlar tam gösteremiyorum. Maalesef ip tüylü. Burada tam bu ipi gösteremiyorum. İşlerken de biraz zor oluyor bu ip açıkçası. O yüzden sayarak ilerlemekte fayda var. Her zinciri bir kere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her zincire bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde göstereyim. Bakın benim için bence ideal uzun nokta. Şimdi bunu birkaç sıra boyunca öreceğim. Dikdörtgen bir görüntü elde edeceğim. Yine köşe başında iki tane zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi bitirdim arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra boyunca ördüm. Şu şekilde. Gelelim tavşanımıza. Tavşanımızı da arkadaşlar ana kuzusuna benzer bir ip. Sadece tüyü daha az. Onun için sihirli halka ile başlayacağız. Bir tane zincir çektim. Bir tane daha çektim. Tığıma ipimi doladım. Şimdi sihirli halkamın içerisine toplamda 10 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, pardon, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şu kısa ipimi çekerek arayı kapatıyorum. Bu ip kopabiliyor, o yüzden dikkatli çekeceğim. İpin markasını açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Birleştirmemi yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Şimdi bunu da işlemesi yine biraz zor arkadaşlar. Tüylü olduğu için. O yüzden sayarak gideceğim. Her trabzanımın tepesine çift batacağım. Evet, birleştirmemi yaptım, geldim. Şimdi burada bu sırada iki tek, pardon, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Evet, şimdi tavşanımızın ayaklarını, patilerini pardon, yapacağız arkadaşlar. Yine sihirli halka yapıyorum. Sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne yaptım. İpimi çektim. Tepesine birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Bu sırada da hepsine çift batıyorum. 8 taneydi. Toplam 16 tane sık iğne elde edeceğiz. Bir tane de bu tarafa yapacağız arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kulağımıza. İpimizi aldık. Bir tane zincir çektim. Saymıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine 2 tane zincir daha çektim. 1, 2 tane atlıyorum.
üç zincirin üzerine her birine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Toplam 3 tane trabzanım oldu. 2 zincir çektim, döndüm. Her birine birer kere batıyorum. İkili trabzan ördüm. 1, 2 zincir çektim, döndüm. Şimdi burada baştaki ve sondaki trabzanımı çift batıyorum. Ortaya tek battım. Sondakine çift batıyorum. 5 tane trabzanımız oldu, döndüm. 1 2 tek battım. Üçüncüye çift batıyorum. Diğerlerine tek batıyorum. 1 2 kere zincir çektim. Döndüm. Hepsine tek batıyorum. Toplam 6 tane trabzanımız oldu. Şimdi bir iki tane zincir çektim. Baştakini bir aldım, işledim, yanına batıyorum. Aldım, işledim. Hepsini bir işledim. Yani eksiltme yaptım. Bir iki tane işledim. Sondaki ikisini de birlikte işleyip kestim. 1 2 zincir çektim. Döndüm. Yine baştakileri birlikte işledim. Son iki trabzanı da birlikte işliyorum. Bir tane zincir çektim. Burada son kalan iki trabzanımı zincirle sık iğneyle eksiltiyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Artık ipimi kestim. Kulağımız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir pati, bir kulak yapayım ve dikimine başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle patilerimizi cep kısmına diktik. Daha sonra tavşanımın kulaklarını da şöyle kafasına diktim arkadaşlar. Arasında, ikisinin arasında hemen hemen 3 tane trabzanım var. Bir de ortasına şöyle üçgen şeklinde yapıp içini doldurup burun yaptım. Ben kilitli göz kullanacağım arkadaşlar. Sizler dilerseniz şu şekilde siyah inci düğme de kullanabilirsiniz göz için. Bu şekilde kilitli göz kullanacağım. Arkasında yakacağım arkadaşlar çakmakla. Evet, tavşanım da bu şekilde hazır oldu arkadaşlar. Şimdi arka kısmını da yapacağım, arka bedeni. Dikmeden önce sizinle paylaşacağım. Daha sonra iki bedeni birbirine birleştireceğiz. Son bir işlemimiz kalıyor. Ondan sonra da onu da yine yaparız beraber. Şu şekilde yakından da göstereyim. Evet arkadaşlar, şöyle arka tarafımı da göstereyim size. Dediğim gibi 42 zincir başladım arkaya ve devam ettim. Koltuk altı kesimimi yaptım. Daha sonra kalan ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. Sadece şu son sırada ilk 6 ilmeği trabzan yaptım. Ortayı sık iğne yaptım. Son 6 ilmeğimi trabzan olarak işledim. Burada da 6 ilmeğim vardı. 2 ilmek birbirine eşit olacak şekilde yaptım. Yani sizin burada 7 tane ilmeğiniz kaldıysa arkada da 7 tane ilmeğinizi trabzan yapın. Ortadakileri sık iğne yapın. Biraz daha overlik katmak istedim. Şimdi ön tarafta da şu şekilde tavşanımı diktim. Bakın burayı açık bıraktım.
Cep olarak da kullanabilir. Tavşanımı diktim bu şekilde. Tavşanımızın dilerseniz kulaklarını şuradan ben yapacağım. Size de örnek vereyim. Şuralardan da dikiş yapabilirsiniz. Kulağa en fazla şöyle düşer arkadaşlar. Daha sonra yan taraflarımı diktim arkadaşlar. Omuzlarımı diktim. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Şu kol kısmımıza ve yaka kısmımıza ben tavşanda kullandığım bu beyaz ipi kullanacağım arkadaşlar. Birer sıra bunu kullanarak da sık iğne yapacağım. Şimdi şuradan batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi sıkıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere bir daha batıp sık iğnemi yapıyorum. Battım, sık iğnemi yaptım. Battım, sık iğnemi yaptım. Her boşluğa arkadaşlar bir kere batıyorum. Çok kastırmamaya dikkat edin. Eğer kasılacak olursa aynı yere iki kere batabilirsiniz. Herhangi bir belli sayı yok o yüzden burada arkadaşlar. Bakın bir trabzanın tepesine bir boşluğa batıyorum. Bütün kolumu bu şekilde dolanacağım. İki kolumu da bu şekilde sık iğne yaparak dolanacağım. Evet arkadaşlar, ben şu şekilde yaka kısmını da işledim. Yine sık iğne yaptım. Dolandım tüm çevresini. Daha sonra alt kısmına da bir sıra sık iğne gittim. Şu şekilde yine sık iğne yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi kulakları da şöyle şuradan orta kısmından bağladım. Bu şekilde kaldığını düşünürsek eğer düşmüyor kulaklarımız. Gerçekten çok tatlı bir model oldu. Çok güzel oldu. Yakından da çekeyim size. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Hemen 1-1,5 gün içerisinde kolaylıkla bitirebilirsiniz. Takıldığınız yerleri veya sormak istediğiniz soruları yorum kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi detayları, ipleri vesaire açıklama kısmında yine belirteceğim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Modelimi ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Yeni modellerde görüşmek üzere.